Herkese merhaba arkadaşlar. Çöl Gülü 2. sezon 3. bölümdeyiz. Adil rotasındayız. Bölüm 3. Yol. Hareket iyidir. Yavaşlık ölümdür. Soğuk bir rüzgar onun vücudunu sardı. Yasmin hiç bu kadar kendinden emin hissetmemişti. Kapıyı kararlılıkla çaldı. İyi akşamlar, siz. Hizmetçi yabancıya dikkatle baktı. Rabia'yı görmeye geldim, o beni tanıyor. Rabia Hanım misafirleri hakkında beni uyarmıştı. Sürpriz yapmaya karar verdim, o beni bekliyor. İnan bana, Rabia Hanım beni bekliyor. Gerçekten misafirini kapının eşiğinde mi bırakacaksın? Hizmetçi muhatabına kuşkuyla baktı ve onu isteksizce içeri davet etti. Burası benim evim olabilirdi. Eğer düğün bozulmasaydı tabii ki. Oturun hanımefendi, ben hanımımı çağıracağım. Size bir şey getireyim mi? Ah evet, meyve suyuna hayır demezdim. Yasmin zehirli gülüşünü zar zor tuttu. Tamam hanımefendi, getireceğim. Birkaç dakika sonra Farida bir tepsiyle döndü. Tepsiyi masanın üzerine koyup gitti. Yasmin bardağı dikkatlice aldı. Dikkatle ve ustalıkla şişedeki berrak sıvıyı meyve suyuna damlattı. Yakınlarda tanıdık bir ses duyuldu. Kim bu misafir Farida? Jeremy geldi. Rabia odaya girdi. Orada onu zaten bekliyorlardı. Siz kimsiniz? Merhaba arkadaşım. Yasmin sesini bilerek alçalttı. Sen mi? Bu olamaz. Böyle bir şey olamaz. Rabia'nın beti benze attı. Elini göğsüne götürdü ve sendeleyerek neredeyse soğuk fayansların üzerine yığılacaktı. Beni gördüğüne sevinmedin mi canım? Beni hiç özlemedin mi? Nafisa, yaşıyorsun ama... Ya yaşamasına şaşırdığına göre Nafisa'nın geçmişte öldüğünü ve ölümünde Rabia'nın bir parmağı olduğunu düşünüyorum. Ah, hiç sevinmedin. Üzgünüm, öbür dünyadan geri dönüşümün sana ilham vereceğini düşünmüştüm. Yasmin kendinden emin bir şekilde ayağa kalktı ve yavaşça Rabia'ya ilerledi. Ne dikiliyorsun orada? Otursana, konuşacak çok şeyimiz var. Nereden çıktın sen? Şimdi polisi arayacağım. Kaçmaya çalıştı ama ayağı takıldı. Heyecandan bacakları pamuk gibi oldu. Nereye gidiyorsun canım? Konuşmalarımızı özlemedin mi? Genç macera perest oyunu sevdi. Adrenalin başını döndürdü. Sanki yolu kapatıyormuş gibi koltuğu kapıya doğru itti. Oturma odasından çok yüksek bir müzik sesi geliyordu. Ben aptalım, aptal. Jari sandım. Onun en sevdiği şarkıyı açmasını söyledim. Ben de bu şarkıyı çok seviyorum. Belki de hala beni bekliyordun. Rabia sessizdi. Eski arkadaşını karşısında görmek onun için hala zordu. Yani gerçekten annemin öldüğünü mü düşündü? Bu işte parmağı varsa hiç şaşırmam. Yasmin ona yaklaştı. Neden bu kadar korkuyorsun? Otursana. Talihsiz kaynana geçmişin hayaletini uzaklaştırmaya çalışıyormuş gibi başını salladı. Otur dedim. Ve kendinden emin ama dikkatli bir şekilde Rabia'yı koltuğa itti ve onu itaat etmeye zorladı. Sen delisin. Biliyorum. Yasmin temkinli bir şekilde Sabit Hat'la telefonu masadan alarak ona uzattı. Hizmetçini ara ve yürüyüşe çıkmasına izin verdiğini söyle. Neyin peşindesin? Yasmin küçük, keskin bir bıçak çıkardı ve Rabia'nın boynuna dayadı. Beni kızdırmasan ve dediğimi yapsan iyi edersin. Rabia kekeleyerek kurtulmaya çalıştı ama yine de hizmetçiye gitmesini söyledi. Aferin. Şimdi iç. Bir eliyle Rabia'nın bileklerini sıktı. Diğer eliyle de portakal suyunu dökmek için ağzını açtı. Aktif direnişe rağmen Yasmin kontrolünü kaybetmedi. Her şey için bana pislik vereceksin. Bana cevap vereceksin pislik. Ben istemiyorum. Umrumda değil ama ben istiyorum. Beni bilirsin, kafama bir şey takarsam kesinlikle yaparım. Aksi takdirde öleceksin. Çünkü seni hiç umursamıyorum. Tıpkı Salih'i ve Kadir'i umursamadığım gibi Rabia'nın meyve suyunu yudumlamasını izlerken ellerini daha da sıktı. Cesur görünmeye çalışsa da korkudan titriyordu. İlaç güçlü. İlaç güçlü ama güvenli. Yavaş yavaş uykuya dalmaya başlayacak. Bu arada ben de onun sinirleriyle oynayacağım. Bu ne?
Yılanları çok seviyorum. Asla insanlara ilk saldırmazlar. Sadece senin gibi yaratıklardan kötülük kokusu alırsa. Merak etme, uykuda. Çok acı çekmeden ölürsün. Seni vuracaklar. Hala anlamadın mı? Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Her zaman, her an ölebilecekmişim gibi yaşadım. Çünkü senin gibi pislikler er ya da geç ele verecek. Ele vermeye bile gerek yoktu. Her şeyi kendin yaptın. Kendi ellerinle yaptın. Kadir bu kadar ucuz şeylerde ne buldu acaba? Ona da mı bir şeyler içirdin? Az kalsın ölümüne sebep olan sokak kızı. Hamile olman bile seni durdurmadı. Senin kızın da sana benziyor. Senin kaderini tekrarlarsa hiç şaşırmam. Onun da sonu aynı olacak. Yakalanamam, duygusal olamam. Annem pes etmezdi. Senin sonun geldi. Kızımla sonra ilgileneceğim. Bu arada çocukların nasıl? Hala onları daha pahalı satmaya mı çalışıyorsun? Kendini satamadın. Rabia histerik bir şekilde güldü. Ne kadar aptalsın Nafisa. Hep öyleydin zaten. Sen ne anlıyorsun ki? Her şeyi çok kolay elde ediyordun. Her zaman seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokuyordun. Kadir sana her şeyi vermeye razıydı. Sen o işlere karıştın. Kardeşinin ölümüne burnunu soktun. Kimin kardeşi? Kadir'in kardeşi mi yoksa Nafisa'nın kendi kardeşi mi? Senin yerinde ben olmalıydım. Sen sadece yok edebilirsin. Hepsi bu. Seni vahşi, beyinsiz dişi kurt. Kadir gibi adamların yanında senin gibilere yer yok. Çılgınca havayı yutarak bu kelimeleri tükürdü. Ondan gerçeği öğrenebilirim. Annem hakkında başka şeyler öğrenebilirim. Birlikte oynamamız gerekiyor. Blöf yapmak. Onu duygusal bir hale getireceğim. Evet, benim yerimde olmayı çok istediğini biliyorum. Bu yüzden beni ele verdin değil mi? Yardımcı oldu mu? Sana bakmadı bile. Kendini en zeki sanıyordun. Bu yüzden bir şey yapmama bile gerek kalmadı. Raşid'in ölümü seni rahatsız etti değil mi? Unutmadıysan söyleyeyim. Kocamın kardeşiydi. Senin aksine ben hiçbir şeyi unutmuyorum. Doğal nedenlerle ölmüştü. Daha doğrusu bir kazaydı. Ama sen her zamanki gibi. İşin aslını öğrendim. İşte her zamanki gibi olan buydu. Ne gerçeği? O kızlar, onların kayboluşu ve Raşid. Mantık nerede? Ne bekliyordun ki? Böyle bir şey için başının okşanmasını mı? Üst üste pervasızca şeyler yaptın. Karnında bebek vardı. Ve başka bir adama saldırdığını hatırla. İş için. Sorun da bu zaten. Sen kendini hep erkeklerden üstün gördün. Ve bedelini ödedin. Ölmedin ama değersiz hayatının sonuna kadar yüzünü saklayacaksın. Yüzümüz mü yara bere içinde kaldı? Güzelliğin şimdi nerede Nafisa ha? Onsuz erkekleri manipüle etmek artık o kadar kolay değil. Yasmin söylentilere göre annesi güldüğü gibi yüksek sesle gülmeye başladı. Onları asla manipüle etmedim. Belki de bu yüzden beni takip ediyorlardı. Yüzümü saklamak zorunda kalmış olabilirim. Ama aynada kendime bakmaktan utanmıyorum. Senin için aynı şey söylenemez. Bütün hayatın bir yalan. Şu anda bile yalan söylüyorsun. Benden korkmuyormuş gibi davranıyorsun. Rabia sessiz kaldı. Soğukkanlılığını korumaya çalışıyordu. Bugün kaybettin. Demek annem amcamın ölümünde neyin yanlış olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ve yine işin içinde kayıp kızlar var. Çok yararlı bilgiler öğrendin. O da çok sessizleşti ve bir şekilde soğudu. Yasmin titredi. Başarısız kayınvalidesine baktı. Gözleri yavaşça kapanıyordu ve kendisi de küfürler savuruyordu. Katil, umarım geberirsin. Seni şu anda yok edebilirim. Zehirde kıvranmanı, uzun ve acı verici bir şekilde ölmeni sağlayabilirim. Ama seni hayata bırakacağım. Çünkü ben bir insanım ama sen bir yaratıksın. Yaptığı her şeyin hesabını vermek için dönmemi bekleyecek bir yaratık. Eğer sevdiklerime zarar vermeye cüret edersen, seni nerede saklanırsan saklan bulurum. Yaklaştı ve soğuk bıçağı Rabia'nı gezdirdi. Seni yerin dibine sokacağım ve hiçbir iz bırakmayacağım. Şimdilik uyu. İçten içe Yasmin ona zarar vermek, ona bir ders vermek istiyordu. Ama ona zarar vermeyi göze alamazdı. Bu kadının nasıl bu kadar harika bir yolu olabilir? Rabia uykuya daldı. Başı yana düştü. Yasmin sessizce dışarı çıktı ve arabaya atladı. Ne kadar sert bir bakışın var. Sanırım şimdi gerçekten ona benziyorum. Senin daha yumuşak bir bakışın var. Neden her seferinde beni desteklediğini merak ediyorum. Tabii ki ortalığı karıştırdın. Ve yine arkamı kolluyorsun. Bu çok şüpheli.
Anlıyorum, yerinde olsam ben de düşünürdüm. Merak ettim ve kendimi umursamadığımı düşünürken yakaladım. Başka bir yalanın ortaya çıkması umurumda değil. Ama içten içe umarım öyle değildir. Öyle değil, inan bana. İçini çekti ve onun gözlerinin içine baktı. Bakışları samimiydi ama şüpheleri ona eziyet ediyordu. Bana ihanet ettiğin ya da ihanet edeceğin gerçeğine hazırım. Ama şunu bil ki çok incineceğim. Herhangi biri ama sen değil. Yasmin. O tereddüt etti. Ona hitap etmek. Bir şey mi söylemek istedin? Dışarıdan garip göründüğünü biliyorum. Seni korumak zorundayım ama aynı zamanda işleri kendi bildiğin gibi yapmana da izin veriyorum. Düğünün ortasında bana dokunmadılar. Seni meydanda kaybettim. Şüpheli olabilir ama sana destek olmaya çalışıyorum. Babam çok katıydı, beni her şekilde kontrol ediyordu. Bazen etrafımda anlayışlı birinin olmasını özlüyordum. Bu yüzden birçok hata yaptım. Örneğin neredeyse yasa dışı maddelere bağımlı olacaktım. Daha önce de söylediğim gibi. Annen bir keresinde babama yardım etmişti. Muhalefete yardım etmekle suçlandı. Onun bu işe karışmadığını kanıtlayabildi. Bir yerlerde kanıt buldu, babanı ikna etti. Gerçekten birbirinize benziyorsunuz ama sen de onu göremiyorum. Sana bağlandım, küçük kız kardeşim gibi. Ve Jafar'ın Lee olmasını isteyenlerin gözü yaşlı şu an. Seni gerçekten korumak istiyorum ama kendini savunmayı öğrenmelisin. Yanında olmazsam diye. Bir ara bana ateş etmeyi öğretir misin? Ağabey, anam anam. Görünüşe göre red kabul edilmiyor. Aynen öyle. Dürüstlüğün için teşekkür ederim ama yine de bir hain sen. Gözlerini kıstı ve sanki onu boğacakmış gibi çakıcı bir şekilde ellerini ona doğru uzattı. Benim işim bitti, anladım. Şimdi onun hakkında daha çok şey biliyorsun. Sonunda eve vardılar. İyi ki kaputu ve plakayı değiştirmişsin. Evet, şimdi sıradan bir yabancı araba gibi görünüyor. İçine bakmazsan tabii. Evet, Jafar'ın standart, dikkat çekici olmayan yabancı arabası. Neyse ki çok geç kalmadık ama üstünü değiştirsen ve makyajını silsen iyi olur. Bu arada, biz ayrıldığımızda korumalar hiçbir şey fark etmedi. Çünkü herkesin dikkatini dağıttım. Ben de onların dikkatli bakışlarından sessizce saklanmayı öğrendiğimi umuyordum. Bugün değil Ninja. Tamam, iyi geceler. Yorgunluktan suratın asık. Başını salladı ve odasına doğru yürüdü. Keşke herkesin bir Jafar'ı olsa. Odasında kimse yoktu. Züleyka beklemedi ve odasında uyuyakaldı. Ve bu çok iyi oldu. Yasmin yalnız kalmak, düşünmek istedi. Her zamanki gibi aynaya baktı ve geri çekildi. Yansımada başka bir kendini görmek garipti. Garip ve hoş olmayan, hoş. Ne kadar kendinden emin ve iradeli bir bakışın var anne. Bugün ben de tıpkı senin gibiydim. Evet, aynen öyle. Rabia bu yüzden oyunuma bu kadar kolay kandı. Eğlenceliydi, hoşuma gitti. Belki biraz abarttım ama o hak etti. Şimdilik başka türlü ondan hesap soramam. Muhtemelen bugün benimle gurur duyardın. Gülümsedi. Umarım Rabia tatlı rüyalar görüyordur. O bardağı yanıma alıp atmayı iyi düşünmüşüm. Asla bilemezsin. Halüsinasyon gördüğünü sansın. Kendi zehriyle zehirlendi. Sırıttı ve banyoya gitti. Gözyaşlarının sıcak suyla birlikte yanaklarından aşağı aktığını hissetti. Yasmin kendini tutmaya çalışmadı, meydanı hatırladı ve sanki yine oradaymış gibi insanların çığlıklarını duydu. Ona yöneltilen lanetler, o nefret. Wow, hiç böyle bir şey görmeyi beklemiyordum. Ama işe yaramadı. Ona yüzlerce kaba erkek eli mücevherlerini, elbisesini koparmaya çalışıyormuş gibi geldi. Kahkahalar, güldüklerini duydu. Hayır hayır, çık kafamın içinden. Korkunç anılardan kurtulmak isteyerek sert bir lif ile histerik bir şekilde vücudunu ovuşturdu. Sanki yaşadığı tüm acıyı ve kiri temizlemeye çalışıyormuş gibi. Bu hiç hoş değildi. Cildi zaten yanıyordu ama buna aldırış etmedi. Defol, defol. Su taze çiziklere dokunuyordu ve Yasmin sonunda kendine geldi. Biraz daha iyi hissetti ve odaya geri döndü. Ancak hiç uyuyamadı. Rabia'nın ona söylediği her şey aklından geçiyordu.
Annem amcamın ölümü hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışıyordu. Yine kayıp kızlar. Her şey tekrarlanıyor. Bilmemen gereken bir şey öğrendin anne. Sonunda gerçeği ne zaman öğreneceğim? İstemsizce yok edemediği kutuyu hatırladı. Onun içinde ne vardı? Kaç tane sırrın var baba? Şimdi en sevdiği misafir odasında dinlendiğini biliyordu. Ve onu gerçekten görmek istiyordu. Neredeyse sessizce parmak uçlarında Yasmin içeri sızdı. Baba. Uyuyordu. Alışılmadık derecede çaresiz, yalnız. Yakınlarda korumalar yoktu. Genellikle içine daldığı, işe daldığı kağıtlar da çevrili değildi. Telefonu artık çalmıyordu. Liderler bu kadar çabuk unutulur mu? Onun yanına oturdu ve avucunu hafifçe yüzünde gezdirdi. Aniden onun gülümsediğini düşündü. Yasmin, sen misin? Kadir nefes darlığıyla ağır ağır konuştu. Baba, sakin ol. Seni uyandırmak istemedim. Baba, bana öyle seslenmeyeli çok zaman oldu. Nefes aldı. Ciğerlerine daha fazla hava çekti. Eğer seni mutlu edecekse bunu artık daha sık söylemeye hazırım. Hatırlıyorum. Layık olmadığımı söylemiştin. Lütfen yapmayalım. Kalbi hızla çarpıyordu. Babası için çok üzülüyordu. Ona kutu hakkında itiraf etmeliyim. Oyalanmanın bir anlamı yok. Üzgünüm. Senin emrini yerine getiremedim. Aniden kendini kaldırmaya çalışıyormuş gibi seyirdi. Lütfen kalkma. Dinle. Bulamadım. Her yeri aradım. Olamaz. Acaba? Heyecandan nefes alıp vermesi zorlaştı ve düzensizleşti. Üzgünüm. Nasıl oldu bilmiyorum. Her santimini aradım. Belki de onu kendin yok ettin ama unuttun mu? Yoksa başkasına mı söyledin? Hayır. Bu özlü ve keskin cevap odayı soğuklukla doldurdu. Sert baba yine babanın yerini aldı. Orada ne vardı? Keskinlikle cevap vermedi. Belli ki bir şey düşünerek bir noktaya bakmaya devam etti. Sonra esnedi ve gözlerini ovuşturdu. Dinlenmen gerekiyor. Lütfen merak etme. Bedeli ne olursa olsun o kutuyu bulup yok edeceğim. Cevap beklemeden gitti. Sabah şafaktan hemen önce Yasmin ve Cafer Alamal Kalesi'nin yıkıntılarına gittiler. Kadir Bey onları burada bıraktığından emin mi? Kesinlikle ve onunla tartışmanın bir faydası yok. Öyleyse aramaya devam edeceğiz. Birkaç gün oldu ama. Bu hurdaya bu kadar saygı duyulmasına şaşırdım. Kimse hiçbir şeye dokunmadı. Yani bilmiyorsun. Burası korunuyor. Kimsenin bir şeye dokunmasına izin verilmiyor. Neredeyse hiç kimseye. Bizim gibi ayrıcalıkları olanlar hariç. Yani o kıyafeti aldığım için bana hiçbir şey olmayacak mı? Seni meydanda yakacaklar. Gözleri korkuyla büyüdü. Şaka yapıyorum. Bu arada Züleyha'yı kadın eşyalarının yanına koymasını istedim. Bunun için vaktin yoktu. Teşekkür ederim. Belki bir gün ona ihtiyacım olur. Yani endişelenmene gerek yok. Kadir Bey'in kutuyu buraya saklamaya karar vermesinin bir nedeni var. Harabelerin bu kısmı geziler ve yürüyüşler için geçici olarak kapatılmıştır. Her şey kontrol altında. Öyle mi? Bazen ayrıcalıklara sahip olmak iyidir. Aramaya devam ettiler ama hiçbir şey bulamadılar. İşe yaramaz. Peki nerede olabilir? Bekle. Eğer buraya girmenin kolay bir yolu yoksa o zaman kutuyu da sadece çok büyük bağlantısı olan biri almış olabilir. Zeyn mi? Her yerden Zeyn çıkıyor ya. Kesinlikle. Bu yüzden güvenlik departmanlarına bir talep gönderdim. Peki orada ne dediler? Hiçbir şey. Geçen sabah burada olman dışında. O zaman nerede? Birileri her şeyi ayarlamış olabilir. Sonuçta buradaki varlıkların izlerini yok etmiş olabilirler. Yapmış olabilir ama belli ki bir serseri değil. Salih ve bir de Zeyn var. Zeyn, dürüstçe konuşmamın zamanı geldi. Görünüşe göre burada da yakalayacak başka bir şeyimiz yok. Gitsek iyi olur. Yasmin harabelerin etrafına bir kez daha baktı. Bakışlar yine garip sembollere ve cümle parçalarına takıldı. Bunun bir fotoğrafını çekip Jack'e göstermeliyim. Telefonuna çıkardı ve biraz uğraştıktan sonra fotoğrafı çekti. Sanırım iyi görünüyor. Bir ses duyuldu. Kadın ve erkek sesleri birbirine karıştı. Kalenin diğer tarafından duyuldu. Bu ne? Bir gezi gibi görünüyor. Bazen yapıyorlar. Hadi gidelim. Elbette, gergin olma.
Yine karakterin şeyi ismi çıkmış. Onun tavsiyesine uyamadı. Kalabalığın uğultusu onu hala korkutuyordu. Yasmin yüzünün kesinlikle kapalı olduğundan emin olmak için çılgınca peçesinin kenarını tuttu. Paranoya yaklaşıyorum. Sonunda arabaya ulaştılar. Etrafta tembel tembel dolaşan yaşlı bir adam vardı. Ona baktı, sonra sinsice kalın bir zarf gösterdi. Yaşlı adamın yüzü ona tanıdık geldi. Madi. Madi kim kız? Bana bir mesaj getirdin demek. Hey, ne yapıyorsunuz burada? Madi sırtında dayanılmaz bir ağrıyı ustalıkla tasvir ederek kıvrıldı. Yaşlı ve güçsüz olmak buraya kadarmış. Böyle oynamayı nereden öğrendin? Bekleyin, size yardım edeceğim. Size rehberlik edeceğim. Sen de bizi takip etsen iyi olur. Seni yalnız bırakmak istemiyorum. Ona baktı. Bu arada Madi zarfı gizlice yola attı. Belli ki içinde önemli bir şey var. Bu sirke öylece yapmaz. Muhtemelen. Yasmin zarfı aldı ve çantasına koydu. Madi doğruldu ama hala homurdanıyordu. Çaresiz numarası yapıyordu. 5 dakika sonra korumaya yardımı için teşekkür ediyor ve el sallayarak veda ediyordu bile. Evde oturamıyor işte. Bayağı yaşlı ama hala dolaşıyor. Yaşlı bir adamı yargılama. Yoksa kendin de yaşlı olursun. Şüpheli biri. Belki de artık kimseye güvenmiyorum. Arabaya bindiler. Jaffar'a gerçeği söyleyebilirdim. İtiraf et, sessiz kal. Jaffar, o yaşlı bir adam değildi. Kimmiş peki? Paltolu deve mi? Şaka yapardım ama şimdi sırası değil. Sana daha önce söylemeye cesaret edemedim. Madi adında bir genç. Sokakta gösteri yapan, flüt çalan. Gerçekten mi? Çok doğal görünüyor. Belki dedesidir. Jaffar ona hiç inanmıyor gibiydi. Keşke ben de aynı şeyi düşünebilseydim. Bu genç isyancılardan biri, Jaffar. Artık bunu biliyorum. Ne? Sanki böyle bir dürüstlüğü beklemiyormuş gibi kafası karışmıştı. Ama onu ele verme, onları. Bana yardım etmeye çalıştılar. Polis o zaman izini sürdü, şehre yakın bir köy. Onlardan biri gece oradaydı. Her zamanki gibi kaçmayı başardı. Şimdi nedenini anlıyorum. Çölü bir bedeviden daha iyi kimse bilemez. Ama neden onlarla uğraşıyorsun? Bunlar suçlu Yasmin. Bunu beni azarlaman için söylemedim. Sadece bilmeni istiyorum. Onları ihbar etmeye karar versen bile zaten kimse sana inanmayacak. Çünkü onları bir daha bulamayacaklar. Bunu yapmayacağım ama sadece seni korudukları için. Seçimin hikayeyi büyük ölçüde etkileyecek. Jaffar'a güvendiğim için itiraf ettim. Umarım hain çıkmaz. Araba yavaşça eve doğru hareket etti. Camları bile karartmış. Bu iyi bir şey. Böyle daha güvende hissediyorum. Morali çok bozuktu. Ruh hali her dakika değişiyordu. Jaffar, hadi mezarlığa gidelim. Neden? Mezarı ziyaret etmek istiyorum. Sanırım kimin olduğunu tahmin edebilirsin. Amcanın mı? Başını salladı. Gözlerindeki ifadeye bakılırsa şu anda buna gerçekten ihtiyacın var. Ben kimim ki hayır diyeyim? Teşekkürler. Sadece içecek bir şeyler alırdım. Ağzım kurudu. Jaffar kabul etti ve çok geçmeden küçük bir dükkanda durdular. Yasmin arabada kaldı ve Madi'nin zarfına bakmaya karar verdi. İsteksizce zarfı açtı. İçinde bir mektup vardı. Pürüzsüz ve düzgün el yazısı. Hata yok. Elbette sensin Adil. Zarfın içinde önemli belgeler bulacaksın. Oha, Adil'den bir şeyler geldi. Çok mutluyum şu an. Bir şekilde bu eski gazeteleri buldum. Kayıp kızlarla ilgili makaleler var. Yazar annen Nafisa Banevi'ydi. Ne? Annemiz bir de onu da mı yapmış? Ben kahvadayken aynı hücrede olduğunu öğrendim. Tarih kendini tekrarlıyor. Kızlar yine kayboluyor. Dansçılar veya vesayetsiz belirli bir ikamet yeri. Bunu bilmen gerektiğini düşündüm. Dikkatli ol. Hepsi senin yaşlarında. Babam beni hep saklardı. Hiçbir yere gitmeme izin vermezdi. Sebebi bir olabilir mi? Annem de bu yönde araştırıyordu ve ortadan kayboldu. Eğer bu Salih ile ilgiliyse babam neden onun tarafında?
Hiçbir şey anlamıyorum. Zarfın içinde gerçekten de gazeteler vardı. Eski sayfaları yırtık. Ama bu yüzden değerliydiler. Gerçekten biraz gürültü yapabilirsin mavili adam. Arkasında başka bir mesaj olduğunu fark etti. Eğer bu mektubu okuyorsan iyisin demektir. Benim için önemli olan da bu. Seninle gelemediğim için, seni geceleri çölde yalnız bıraktığım için, kendimi sürekli azarlıyorum. Neden hep seçim yapmak zorunda kalıyorum? Çok kızgın olduğunu biliyorum. Güvenini tekrar kazanmama izin ver, temiz bir sayfa açmama. Yalanları silerek yeni alanlar yaratmak. Senin için özel bir şey yapmak. Şehir büyük kargaşa içinde. Murat Saleh çok kurnaz ve eski neslin hatalarını tekrarlamayacak. Ama o hala sadistin tavırlarıyla aynı narsisttir. Birçok kişi bunu anlamaya başlıyor. Ama bazıları hala televizyona ve gazetelere inanıyor. İstikrardan memnunlar. Sadece ilaç ve yiyecek almaya ancak yetecek kadar parası olduğu gerçeği olsa bile. Gitsen iyi olur, babana sor. Seni çölde yanımda saklamak çok isterdim. Ben de yanında olmayı çok isterdim. Ama bu çok tehlikeli. Hoşça kal, kendine iyi bak kalbim. Ve her zaman sana ulaşmanın bir yolunu bulacağımı unutma. Merakla bekliyoruz. Zarfın içinde bir anahtar var. O özel bir yerden. Bizim, senin. Neden? Bunu bana neden yapıyor? Aşınmış bir anahtar çıkardı. Adil, çılgın hareketlerinle beni deli ediyorsun. Ve gururumla savaşmak benim için çok zor. Özel yerin neresi olduğunu merak ediyorum. Gizli bir yeriniz var. Mektubu sakladı. Jafar soda ile geri döndü. Karpuzlu. Bana bunun en lezzetli olduğunu söylediler. Mustafa kesinlikle seninle aynı fikirde. Telefonunu çıkardı. Kamerayı açtı ve şişenin fotoğrafını çekti. Şimdi ona göndereceğim. Kıskandıracağım. Ona bir mesaj gönderdi ve şakalarının beklentisiyle istemeden gülümsedi. Bu arada o ve Jafar zaten doğru yere yaklaşıyorlardı. Daha önce korkudan kaçtığı bir yer, mezarlık. Lütfen beni arabada bekle. Oraya yalnız gitmek istiyorum. Bu benim için önemli. Yasmin solgun ama kararlı. Jafar müdahale etmemeye karar verdi. Burası çok sessizdi. O kadar sessizdi ki sessizlik bastırıyor, sağır ediyordu. Sanki zaman durmuş donmuştu. Temizlenmiş birçok mezarın arasından bir tanesi göze çarpıyordu. Çiçeklerle büyümüş basit bir mezar. Anıtın üzerinde tanıdık ve çok sevilen bir isim görülüyordu. Muaz. O kim ya? Bilmediğim bir sürü isim duyuyorum bu bölüm. Seni ve desteğini çok özlüyorum. Bilgeliğini. Sevgili koruması ve iyi arkadaşı uzun zaman önce ölmüştü. Ama şimdiye kadar ona gelmeye cesaret edemedi. Şimdi korkmuyordu. Aniden birinin dikkatli bakışlarını üzerinde hissetti ve arkasını döndü. Sen mi? Ne karşılaşma ama. Mezarlıkları her zaman seviyordum. Onlarda büyüleyici bir şey var. Ama senin tanıdığın kim var ki burada? Burada ne yapıyorsun? Değer verdiğim birine veda etmek, eski bir düğümü kesmek istedim. O öldüğünde çok küçüktüm. Buraya gelmeye korkuyordum. Neden yalan söyleyeyim ki? Ölüm konusu beni korkutmaya ancak son zamanlarda bıraktı. Ölüm, doktor olarak çalıştığında ve tehlikeli virüslerle uğraştığında o senin yoldaşın oluyor. Beni en son ne zaman utandırdığını hatırlamıyorum bile. Jack benim çok soğuk ve alaycı olduğumu düşünüyor. Bunu saklamıyorum zaten. Ama kimsenin bir doktorun gözyaşlarına ve hıçkırıklarına ihtiyacı yoktur. Bizden özgüvenli ve kendine güvenen biri olmamız bekleniyor. Böyle bir şeyi sızlayarak başaramayız. Sıra dışısın, bir yandan takdire şayan. Ve diğer yandan muhtemelen korkutucu değil mi? Daha çok şaşırtıyor. Hayır. Gerçekten alaycı ama belki de haklısın. Bazı konularda seninle aynı fikirdeyim ama bana gelince ölümden korkmuyorum. Acı kayıplardan korkuyorum. Sevdiklerimden sonsuza dek ayrılmaktan korkuyorum. Keşke onları sadece böyle kaybetseydik. Kavgalar, kıskançlıklar, prensipler bazen kayıplara daha fazla yol açar. Yakın biri bir yabancıya dönüşüyor. Ve o öldüğünde nasıl davranacağını bilemiyorsun. Kulağa özel bir şeymiş gibi geliyor. Belki haklısın, belki de yanılıyorsun. Pek konuşmuyoruz ama sen çok komiksin. Sana bakıyorum ve bazen bir kişiyi hatırlıyorum. Garip bir duraklama oldu. Sen de mi annemizi tanıyordun yoksa? Kimi? Carolina cevap vermedi. Umarım düğün sürprizimi beğenmişsindir.
Hem de çok ve Zeyn muhtemelen daha da çok sevdi. Bazen böyle eğlenmeyi seviyorum. Duyguları ortaya çıkarmak. Zeyn'in birçok hayranı gerildi. Bunu fark ettim. Keşke onlara bir erkek için rekabet etmenin beni yorduğunu söyleseydim. Burada sana destek olacağım. Kavga etmenin bir anlamı yok. Ya birliktesiniz ve buna doğru ilerliyorsunuz ya da değilsiniz. Rekabet duygulara ve kendine güvenin olmadığı yerde ortaya çıkar. Aferin, Zeyn'in yerinde olsaydım senin için savaşırdım. Ne demek senin için savaşırdım? Nasıl utandıracağını biliyorsun. Konuşmanın melankolik ve ironik tonu devam etti. Şimdi ikisi de gülüyordu. Ancak yakınlardan hıçkırık sesleri duyuluyordu. Görünüşe göre birileri gömülüyor. Rahatsız oldu ama Yasmin daha yakından baktı. Beyaz kefene sarılmış bir cesedin kazılmış bir çukura indirildiğini gördü. Doğru, tabutsuz gömüyorsunuz. Evet. Ve gerçekten öldüğünde neyin içinde yattığının ne önemi var ki? Yasmin cevap vermedi, sadece büyülenmiş gibi baktı. Ve kalabalığın içinde tanıdık bir yüz fark etti. Bu o polisin karısı. Ne polisi? Geçen gün hastaneye getirildi ve ceket çeviri konusunda yardım ettim. Ah, bu zehirlenme olan. Ne yazık ki çok geçti. O çoktan ölmüştü. Bu sözler onu daha iyi hissettirmedi. Kadının hıçkırıklarını, kederini hatırladı. Şimdi daha çok ağlıyordu. Yüksek sesle hıçkırıklardan kalbi sıkıştı. Yasmin olanları öylece izleyemezdi. O kadın için çok üzülüyorum. Onu teselli edeyim mi? Puanımız yetmiyor. Onu şimdi rahatsız etmenin bir anlamı yok. Aynen. Madem buradayız sana anlatacağım. Bence Brezilya'ya geri dönmeliyiz. Ben ve Jack. Ve Otivia'yı diğer uzmanlarla birlikte burada bırakmak. Ama neden? Bitiş çizgisine daha yeni ulaştınız. Hastalığın nasıl yayıldığını tespit ettiniz. Zamanında nasıl tedavi edileceğini öğrendiniz. Buradaki anahtar kelime zamanında ve bu zamanında çok zalimce. Bazen birkaç saat sürer. Bu çok uzun. Optimal tedaviyi bulmamız gerekiyor. Brezilya'da çözülmesi gereken çok şey var. Her şey orada başladı. Peki ya Çölgülü? Rahmetli Hernandez onun varlığına inanıyordu. Her şeyden önce büyüklüğüne inandı. Onun gibi sinik bir adam asla bir çiçeğin tatlı masalında kalmaz. Bir tür efsane bulmak için kaybedecek zamanımız yok. Paolo'daki ekibimizle temasa geçtik ve İmuna'yı kimin tavsiye ettiğini öğrendik. Oraya ne kadar çabuk dönersek burada o kadar çabuk faydalı olabiliriz. Jack ne düşünüyor? Kabul etmeye çok yakın. Ayrıca Brezilya'da çocuklar bu pislik şeyle hastalanmaya başladı. Çok ciddi komplikasyonlarla. Seferde çocuklar hastalanmıyor ve bunun bir tesadüf olduğunu sanmıyorum. Haklısın. Carolina mütevazi bir şekilde gülümsedi ve vedalaştı. Eve gitme zamanı. Babasına bakmaya korkuyordu. Hoş olmayan haberlerle onu üzmek istemiyordu. Ama onu karanlıkta bırakabilirdi. Baba nasılsın? Daha iyi misin? O zorla gülümsedi. Hiçbir şey bulamadım baba. Her şeyi aradık. Rafar kutuyu almanın kolay olmadığını söyledi. Evet haklı. Jack'i aramalarını söyledim. Birazdan burada olur. Jack mi? Kötü mü hissediyorsun? Hayır, iyiyim ben. Onunla gitmen gerekecek Yasmin. Gitmek mi? Brezilya'ya mı? Neden baba? Böyle daha mı iyi olacak? Ciddi ciddi bizi Brezilya'ya yollayacak. Adil ne olacak Adil? Bulamıyoruz çocuğu. Şimdi böyle daha iyi olacak. Herhangi bir sorun olmadan gidebileceğin konusunda bir anlaşma yaptım. Peki ya Saleh, öğrenmeyecek mi? Senin kaybolduğunu ya da öldüğünü sanıyor. Benimle irtibata geçmedi. Adamlarıma iletti. Yas tutuyor ve endişeleniyormuş gibi yaptı. Git, tartışma, analiz etmeye çalışma. Meydanda yaşananları biliyorum. Ona kim söyledi? Affet beni lütfen. Affet. Sana olanlardan ben sorumluyum.
O geçmişte kaldı baba. Ben çoktan unuttum. Ben unutmadım. Unutmayacağım da. Birçok şey değişiyor ve ben senin güvende olmanı istiyorum. Belki de bana gerçeği söylemenin zamanı gelmiştir. Anne, onun kim olduğunu biliyorum. Gerçeğin dibine inmeye çalıştığımı biliyorum. O da suratını astı. Nafisa, evet, hükümet karşıtı bir grubun üyesiydi. Proaktif şiirler yazıyordu. Provokatif sanırım. Yanlış okudum yine. Hapse girdi. Açlık grevine başladı. Ve ben... Hırıldadı. Boğulmaya başladı. Hayır baba, hayır. Aşağıya koştu. Çığlık atarak Züleyka'yı, Jafar'ı çağırdı. Ama Jack ve Cindy ile karşılaştı. Jack, iyi ki buradasın. Babam kendini iyi hissetmiyor. Elleri titriyordu. Kalbi hızla çarpıyordu. Jack Kadir'e yardım ederken Cindy de yanındaydı. Her şey çok dengesiz ve güvenilmez görünüyordu. Lütfen ağlama, merak etme. O iyi olacak. Jack zaten doktorunu aradı. Şimdi nasıl gidebilirim? Onu nasıl bırakabilirim? Eğer kalırsan daha da kötü olacak. Senin için endişelenerek kendini öldürecek. Haklı olabilirsiniz. Gidip Jack'i kontrol edeceğim. Jack dekoratif balkonda durmuş, uzaklarda bir yere bakıyordu. Yasmin dikkatli bir şekilde onun yanında durdu. Arkasını döndü. Seninle doğru düzgün konuşma fırsatım bile olmadı. Özür dilerim. Baban iyileşiyor ama durumunu beğenmiyorum. Sana karşı dürüst olacağım. Sorun nedir? Virüs mü? Kalp sorunları ve bununla ilgili bir şey. Ama henüz ne olduğunu anlamıyorum. Testler temiz. Böyle bir şey yok. Endişelenme, tamam mı? Paranoyakça davranıyorum ve güvenli oynamayı seviyorum. Sana bir şey söyledi mi? Seni yanımda götürmemi istedi. Başka koşullar altında gitmek isterdim. Korkarım şu anda başka seçeneğin yok. Baban çok kararlı. Sana zaten sahte belgeler aldıklarını söyledi. Havaalanındaki doğru insanları uyardılar. Peki ya sen? Ya araştırma, çöl, çiçek, hasta çocuk. Carolina ile karşılaştım. Sözünü kesti. Biliyorum, bana söyledi ve ne kadar garip gelse de ona katılıyorum. Tüm yollar Brezilya'ya çıkıyor. Her şey orada başladı. Evet, başlangıçta virüs 80'li yıllarda ülkenizde şiddetlendi. Ancak daha sonra mutantı yaratan babamdı. İmuna da babamın ve meslektaşları tarafından önerildi. Bunun neden ve kimin için yapıldığını anlarsak, güçlerimizi birleştirirsek kazanmamız daha kolay olacaktır. Ayrıca hastalığa yakalanmış çocukların zor zamanlar geçirdiğine dair raporlar var. Murat Salih'in bana nazikçe sağladığı arşivleri karıştırdıktan sonra geçmişte de çocukların başına aynı şeyin geldiğini keşfettim, ancak o çocuk hariç. O bizim için neden bu kadar önemli? Çok uzun yıllar oldu. Çünkü virüs laboratuvarda sentezlendi ve çocuk gizemli bir şekilde anında iyileşti. Muhtemelen ona çöl gülünden büyülü bir iksir verildi. O güldü. Bir çeşit bedevi iksiri olsaydı komik olurdu. Sanırım Omar Adil'den bahsediyordu. Onu çölde buldular. Oha! Senin kardeşin olduğunu düşünüyorlar ama onun. Adil. Ama o benden daha büyük değil mi? Madi, Sait. Söylesene, bu iksirler dilsiz yapabilir mi? Teorik olarak. Hayır. Ne demek istiyorsun? Ben... Bekle, unutmadan. Test sonuçların geldi. Şimdi her şey yolunda, çok şükür. Ama gerçekten zehirlenmişsin ve isyancının iksiriyle bu pisliği temizlemesine büyük şans. Geleneksel tıp konusunda şüpheliyim. Ama bazen gerçekten yardımcı oluyor. Bu arada bu seni huzursuzluktan kurtardı. Beni kurtardın, isyancı. Ya bu aynı iksirse? Kesinlikle hayır. Sayıda anlatmak. Bir erkeği tanıyorum, benim yaşlarımda. O dilsiz. Bu olayla alakası yok. Yine de şunu söyleyebilirim. Sait zararsız ve nazik biri. Fakir bir mahallede yaşıyor ve nedense bana hep yardım ediyor. Ah, bu kesinlikle içindeki o sıra dışı çocuğu ortaya çıkarıyor. Bu arada ben ciddiyim. Tamam, elbette konuşma yeteneğini her türlü nedenden dolayı kaybetmiş olabilir. Bir yan etkiyi de göz ardı edemem. Senin yaşındaki
Tüm Sayit'leri yerel tıbbi arşivlerde aratmam gerekecek. Asla bilemezsin. Bekle, şu Adil Omar'ın bahsettiği, onu tanıyorum. O bir bedevi ve güleceksin, bir isyancı. Bana iksiri veren oydu. Ne? Sen kiminle takılıyorsun? Adil'in bir arkadaşı var Madi. O da yaşına uygun. Ama sana yalvarıyorum. Kimseye söyleme, tamam mı? Faaliyetleri hakkında. Beni kurtardılar. Tamam ama prensiplerimi çok zorluyorsun. Yine de arşivlere bakmak isteyeceğim. Gerçi bunun boşuna olduğuna eminim. Bedeviler hastaneye pek gitmez. Harabelerin bir resmini göndermişsin. Orada simya sembolleri var. Birleştirme ve karıştırma. Ama simyanın bu kaleyle ne ilgisi var? Gerçi Omar'ın kitabında da semboller vardı. Sadece farklı. Kesinlikle ve tüm bunlar bizi birlikte düşüneceğimiz efsaneye geri getiriyor. Ama Saulo Paolo da... Jack'in telefonu çaldı. İşler beklemiyor. Seni terk etmek zorunda kalacağım. Cindy benimle geliyor. Hazırlanmamız gerekiyor. Bu arada sen de. Çıkış yolu yok Yasmin. Artık kesinlikle çıkış yolu yok. Babam mışıl mışıl uyuyordu. Artık onunla konuşmak mümkün değildi. Yasmin valizine sadece en gerekli şeyleri koydu. Ama Adil'in gönderdiği gazeteleri de aldı. Düşünceler karıştı. Kaotik bir şekilde koşuyorlardı. Şimdi gitmekten çok korkuyordu. Züleyka yanında ağlıyordu. Umarım Kadir Bey'in ne yaptığını biliyordur. Seni oraya gönderiyor. Kızım çok dikkatli olmalısın. Kendini bir girdabın içine atma. Kalbinin senden ne istediğine dikkat et. Bir aşk çizgisi seçmelisin. Son zamanlarda çok fazla tanışma, buluşma, deneyim oldu. Şu andan itibaren birden fazla karakterle yaşanan aşkların sonuçları olacak. Kafam karıştı. Ne istediğime, kalbimin ne istediğine karar vermeliyim. Ve kalbi istedi. Adil'i. Acıtsa da. Bazen aşk çok sinsidir. Bir insanın ruhuna girmesi, başını döndürmesi için sadece birkaç dakika yeterlidir. Züleyka çok endişeliydi ve Dan'ın endişesini yatıştırmak isteyen Yasmin ona sarıldı. Her şey yoluna girecek, merak etme, sonsuza dek gitmiyorum. Gidiyorsun ve bu zaten yeterli. Görünüşe göre sonsuza kadar benim için endişeleneceksin. Uzun süre konuştular, neredeyse yolculuk için giyinme vakti gelene kadar. Ve... Bunlar neymiş ya? Bir de hepsini de alabiliyoruz. Ben bu kırmızıyı alacağım. Bunu çok garipsedim ya. Şunu alalım. Artık her yolculuk endişe uyandırıyordu. Meydanın etrafından dolaşmaya çalıştılar ama anılardan saklanmak mümkün değildi. Burada cevaplanmamış bir sürü soru bırakarak gidiyorum. Rabia neden beni zehirlemek istedi? Babam ne olacak? İsyancıya ne olacak? Çöl gülü var mıydı? Kutu nerede? Belki Brezilya'da bir şeyler öğrenebilirim. Buna inanmak zordu. Jack, Carolina ve Cindy çoktan havaalanında onu bekliyorlardı. Ve Yasmin trafiğe takıldı. Alıcıdan haberler geliyordu. Biz de tam yola çıkacak günü bulduk. Ne oldu? Murat Saleh bugün ana meydanda konuşma yapıyor. Kalabalık yerlerde çok sayıda polis ve onun adamları olacak. Jaffar bizi görmemeliler. Hayatta olduğumu bilmemeliler. Öğrenemeyecekler. Kimliğin sahte. Resim sana ait değil. İşte bakıyorum, sana benziyor. Ve benzemiyor. Dikkat çekmeyeceğiz. Ayaklanmalara katılmayacağız. Bu konuşma aslında bir baskın. Çok fazla konuşan ve eleştiren herkes sinsice götürülecek. Babamdan daha kurnaz. Tabii ki. Yoksa Mustafa bu maskaralıkları yüzünden çoktan vurulmuştu. İkisi de sustu. Kasvetli sohbete devam etmek istemediler. Yasmin havaalanına yaklaşırken içini çekti. Hüzünle cama yaslandı.
Sonunda geldiler. İnsanların kalabalığı onu tedirgin ediyordu. Herkes ona bakıyor gibi görünüyordu. Yakındaki bir dükkanda Murat'ın konuşmasını yayınlayan bir radyo çalıyordu. İnsanlar dolmuş gibi duruyorlardı. Dikkatlice dinliyorlardı. Önemli olan dikkat çekmemek. Kahretsin, Salih'in korumalarından biri burada. Seni tanıyor değil mi? Maalesef evet. Bir an önce içeri girsek iyi olur. Beni görmemeli. Ayrıca polis. Bize garip bir şekilde bakıyorlar. Muhtemelen muhaliflerden biri de uçmaya karar verdi. Bu hiç iyi değil. Yanımda durma. Uzaklaş, tamam mı? Sanki tek başınasın. Radyo bangır bangır çalmaya devam ediyordu. Murat Salih utanmadan yalan söylüyordu. Gerçekten de Selef'inden daha kurnazdı. Duygu sömürüsü yapıyordu. Daha düşük fiyatlar, uygun fiyatlı ilaç vaat ediyordu. Eski liderin sağlık durumunun kötü olduğunu, huzursuzluk yaratanların tehlikeli olduğunu belirtti. Yabancı bir tıbbi heyetle işbirliğinden gururla söz etti. İnsanlar dinlediler ve inandılar ve karşı çıkanlar sessizce ortadan kaldırılmalıydı. Ne eziyet ama. İçeride panik başlamıştı. Yasmin polisin bakışlarını üzerinde hissetti. Aniden yüksek sesli patlamalar oldu. İnsanlar sesin kaynağını aramak için koşturdu. Kafası karışan polis takip edilenleri gözden kaybetti. Ama yoldan geçenler fark ettiler. Havai fişekler çok parlak ve renkli. Parıltıları bir kalp oluşturuyordu. Onu görünce kalbi titredi. Adil. Bana yine yardım etti. Burada olacağımı nereden biliyordun? Evet, bu garip. Yakalanması gereken insanları da kurtardı. Jafar kargaşadan faydalandı ve kızı girişe götürdü. Eğer romantik biri olsaydım, gökyüzündeki kalbin senin için olduğunu düşünürdüm. O gülümsedi ve gökyüzüne baktı. O anda o mavi gözlerin bakışlarını hissettiğini düşündü. Ya kalbim derken kalpli havai fişek patlatması. Ah Roma'yı, bundan sonra ne yapacağız? Rajap da dalga geçiyor. Çok iyi. Sıra gürültü. Zaten çok yakın olan insanlar. Her şey birbirine karıştı. Aniden şehrini özledi. İşte zamanı geldi. Tek yapması gereken kayıt olmaktı. Ancak bir kadın onun önünü sıkıştı. Onu tehdit et, müdahale etme. Buna ne desek? Aslında arkamda olmanız gerekiyordu. Kadın tepki vermedi. Ama Yasmin onu hafifçe arkaya itti ve yerini aldı. Üzgünüm ama yoluma çıkmasanız iyi olur. Sonunda tüm formaliteleri geride bırakarak çocuklar uçağa bindiler. Yasmin ilk kez uçtu. Ve yanına oturdu. Cindy ve Jack ile. Yola çıkma vakti geldi. Umarım Carolina Business Class'ta sıkılmamıştır. Ah, Zeyn'in orada olduğunun mesaj attı. Umarım birbirlerini öldürmezler. Memleket şimdi gittikçe uzaklaşıyordu. Daha sonra karanlık gökyüzüyle birleşen küçük bir nokta haline geldi. Maşallah, Zeyn'ine kadar gidiyoruz. Adilciğim yok. İşte gidiyorsun Yasmin Alaziz. Uçup gidiyorsun. Daha sonra eve gelmek için şimdi çok uzaktasın. Bir daha asla korkmamak için. Cindy koltuğuna gömülmüş uyuyordu. Uyumaya çalıştı. Ama bir şey onu rahatsız ediyordu. Adil'i düşünüyordu. Biz ancak Adil'i hayal edelim. İkinci sezon boyunca ne yapalım? Uçak gökyüzüne yükseldikçe o düşüncelere daldı. Yasmin onu özledi. Dokunuşunu özledi. İçindeki her şeyi yakan öfke ve kızgınlığa rağmen. Ve hiç gururunu tamamen unutarak. Neden kafamdan çıkmıyorsun? Mektubundaki satırlar hafızasında tekrar tekrar canlandı. O ateşli ve içten itiraflar. Gözünün önünde bir görüntü belirdi. Ooo, çıplak Adil'i hayal ediyor. Yani ben ateşli değil miyim? Sen çok ateşlisin. Onun vücudunu hatırladı. Çadırda uyurken saçlarını ne kadar yavaş ve dikkatli bir şekilde okşadığını hatırladı. Kokusu çok tanıdık ve çekici. Dudakları. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştı. Dokunuşlar, bakışlar istemedi. Onunla ilk öpüşmesini hatırladı. Tutkuyla dudaklarına nasıl yapıştığını, boynunu nasıl okşadığını. Benim isyancı prensesim. Seni asla unutmayacağım.
O unutmaya kalksa da ben elmas harcayıp unutturmayacağım Ardilciyi, memnun olabilirsin. Yasmin ona sarıldığını hayal etti. Kendinden çok emin ve cesur. Nasıl öpüyor, çölde sınırsız yıldızlı gökyüzünün altında tutkuyla, açgözlülükle. Elleri onun vücudunda nasıl geziniyor ve kızın elleri onu nasıl inceliyor. Bana geri döneceksin değil mi? Dönmemem imkansız. Evet, gerçekten geri dönmek istiyordu ya da onu yanına almayı. Çok acı çeksin, çok üzülsün. Ya da belki hiç üzülmeyecek. Belki de buydu, aynı duygu, ilk aşk, ilk arzu. Onu çok özlüyorsun. Aktarmalı uzun bir uçuş, pasaport kontrolü. Uzun kuyruklar ve bagajlarını aramadan sonra nihayet oradaydılar. Uzun zamandır olmayı hayal ettiği yer, Brezilya'da. Tam Brezilya'ya gittik, güncellemeye girdi, görüyor musunuz? Neyse, bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. İnşallah kaydedilecek bölüm 2 saattir istatistikler için bekliyorum.